Şimdi Dubai'nin Ilıcası'na geldik. Çeşmeliler bilirler. Bakın sol tarafta Radisson Blue Hotel. Sağ tarafta... Sevgili arkadaşlar, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'den herkese selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükür ben de çok iyiyim. Bugün güzel bir Dubai turu yapacağız. Tabii ki ben bir turist olduğum için Burj Al Arab'a gelmesem olmaz. Buradaki halk plajına gelmesem olmaz. Burj Al Arab'ın içerisine rezervasyonsuz almıyorlarmış. Bir turist gezi şeyi varmış, etkinliği varmış. Tabii ki Engin hocanız böyle bir turist gezisine, mezisine gelmez. Efendim şu anda Şubat'ın kaçındayız? 8 Şubat 2024. İstanbul'da yer gök soğuk, yağmur vesaire diye haberlerini alıyorum. Ben de yazdan kalma tişörtümle üstüme giydiğim şey bile bana fazla gelmişti. O yüzden atladık geldik. Gerçekten çok da güzel oldu. Dubai çok enteresan bir yer dostlar. Gelince buradaki lokallerden biraz sistemi de öğrenmeye çalıştım. Burada din, dil, ırk, mezhep, herhangi bir şekilde ayrımcılık ya da İslami kurallarla yönetilen bir ülke değil. Kime? Yabancılara, ekspatlara. Alkol almaktan işte beraber yaşamaya, evli olmadan şey gibi, yani aslında Türkiye gibi bir kural seti var. Ben Arap emirliklerinin işte İslam'la yönetildiğini düşünürdüm. Yani Suudi Arabistan gibi. Dubai'de böyle bir şey yokmuş. Onu da benim cahilliğime verin. Şu anda burada efsane bir şekilde insanlar denize giriyorlar. Gerçekten gelişmişlik seviyesi. Amerika Birleşik Devletleri'ni eğer ziyaret ettiyseniz bir Amerika'nın ufak eyaleti gibi. Yol sistemleri, araba sistemleri, ondan sonracıma genel halkın kültürü, gelişmişlik indeksiyle ben sanki Virginia Beach'e gelmişim gibi hissediyorum. Zaten Orta Doğu'daki finans merkezi ve sanayinin, ticaret, şirketlerin genel merkezi olmasının sebebi de bir bakıma da bu olabilir. Şimdi Dubai'ye ben niçin geldim? Çünkü turistik amaçlı değil, aslında iş amaçlı geldim. Hem bir fuar katılımı hem de bir eğitim vesilesiyle danışmanlığını yaptığım bir şirketin beni buraya getirmesiyle geldim. Gayet de güzel, iki günde kafa izniyle takılalım dedik. Vallahi fiyatlandırma ve pahalılık olarak zaten gezi kanalları bunları detaylıca inceliyor ama bir dinar yaklaşık 8-8,5 TL gibi bir şey. 9'la çarpıyorum ben kafadan bir şeyi. Hani 100 dirhemse 900 liraymış gibi. Baktığınız zaman plajı yazın, aslında burada şu anda çok giren yok. Deniz soğukmuş. Buranın da mevsimi daha gelmemiş. Mavi bayraklı, bakın şu ileride mavi bayrağı görüyorsunuz. Mavi bayraklı bir plajıyla harikulade bir şey. Ve dünyanın ikonu olan Burj Al Arab'ın ortasında öyleyse günümüz başlasın. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you. Şu anda Tansel'le tabii ki Burj Al Arab'lı fotoğrafı olmazsa şöyle karizmatik bir fotoğrafımı çeksin diye rica ettim. Ben onunkini çektim, o da benimkini çekecek. Şimdi poz veriyoruz efendim. Şimdi arabamıza geri geldik çünkü buradaki işlemimizi bitirdik. Otelin öteki tarafına geçebiliyorsak öteki tarafına geçmeye çalışacağız. Rab'dan bir Birleşik Arap Emirlikleri aracı, bu aracı kiraladık. Kanalımda bu arabanın dünyada, bakın Türkiye'de değil, dünyada yapılmış ilk incelemesini izleyebilirsiniz. Çünkü bu arabadan Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu markayla, belki bu markanın bir Çin versiyonu vardır, onu bilmiyorum, İlk defa incelemesini bizler yapmış olduk. Ne Amerikan YouTuberları, ne Türk YouTuberları, ne de herhangi bir şeyden önce dünyada bir ilk. Çok övülecek bir şey mi? Epi topu 100 tane üretilmiş bir montaj araba yapmak ama nasip oldu ya. Dubai şanslarıyla birlikte bize de getirmiş oldu yani. Şimdi yan tarafı. Şu arkadaşlar, dostlar, bu tarz insanlar arabaları durdukları her yerde yıkayalım mı abi diye bir sistem var. Çok enteresan Dubai'de. İşte en iyileri 400 liraya, 500 liraya iyileri 800 liraya kadar çıkıyormuş. Bunlar da böyle sokakta 200 liraya hemen arabanın üstündeki tozu alıyor. Şimdi biz Burj Al Arab'ın daha güzel görülebilecek diğer tarafına gitmek için bakıyoruz. Aracımızın bakın ekranları falan böyle muhteşem bir şekilde şey yapıyor. 3 ekranımız var. Önünde benim gibi TOK'taki gibi hiçbir işlevi olmayan bir ekran. Ortada kameralar vesaireleri çalıştıran bir ekran. Solda da ana ekran var. Ekranlar gayet hızlı çalışıyor. Sadece birazcık geç bağlanıyor, o kadar. Otele kaçak giriş yaptık. Evet, palmiyelerin içerisinden mis gibi. Bu otellere girmek bile para isterler diye korkuyoruz ama. Şimdi palmiyeye doğru gidiyoruz. Bu yol böyle şehre doğru giderken Burj Al Arab'ın yanından bir giriş daha bulamadık. Hiçbir yerden bizi almadılar. Almadıkları için kardeşim biz de bildiğimiz yere gideriz dedik ve
Palmiye'ye doğru gidiyoruz. O denizi doldurarak yaptıkları küçükken. Bunu nasıl yapmışlar? Ondan sonra bir de dünya haritasını falan yapıyorlardı ama galiba o iş durdu mu, bir şeyler oldu. Kendi ülkeni satın alabiliyordun adacıklardan. Öyle bir değişik bir şey vardı. Şimdi Palmiye'deyiz. Bu binaların tamamı sonradan doldurulan denize, sonradan yapılan inşaatlar. İnsanın aklı bile almıyor. Yandan da geçen Ferrari. İşte adam evine gidiyor, ne yapsın? Her palmiye yaprağının yolunun adını farklı almışlar. Biz de bir Ağnoğlu yaprağa gideceğiz. Oradan belki de şeyi daha rahat görebiliriz. Burcu Arap'ı ön tarafından. Madem içine giremedik, gideriz biz de A'dan yola çıkarak. Bakın burada hepsini böyle tık 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 görüyorsunuz. Ve karşımızda girilemeyen bir yer. Plaka ile giriliyormuş. Front B. Residents and visitors only. Yani turistlere no diyorlar. Biz de dönüyoruz. Burada bir evler fıstık gibi. Al Kalaskov. Evet, soldan çıkıyoruz. Bakın bu kadar. Utanmaya, sıkılmaya gerek var mı? Yok. Giremediyseniz dönersiniz yani, değil mi? En fazla ne olur Tansel? Bu dönüşü. Yani adamlar şey yaptığı kalmamış, yetmemiş. Denizi doldurdukları bir iadeden sonra da demişler ki bu yetmez. Bir de denizin altına tünel yapalım. Üstümüz deniz. Ve biz şu anda denizin tünelinden bu şeyin ön tarafına doğru geçiyoruz. Bana ne gibi hissetti biliyor musun? Buraya girmek bile paralı olması lazım. Çok harcamışlar. Şimdi mesela Türkiye'de nasıl? Avrasya tünelinden geçiyorsun, para veriyorsun. Burada vermeden geçiyoruz. Evet, çok ekonomik oldu. Harbiden Avrasya tüneline benziyor. Bir böyle gidiş yapmışlar 3 şerit, bir de geliş yapmışlardır. Diğer tarafta da 3 şerit. Çok enteresan bir ülke ya. Hakikaten insanın sınırları zorlayan bir şey. Ya üstümüz deniz şu anda. Böyle bir şey olabilir mi? Biraz araba gezisi gibi oldu ama zaten bizim aile standartlarımızda da bu vardı. Ne yapacağız ya? Burayı yürüyerek gezecek tarafı yok. Geldik. Atlantis Otel diye bir şey varmış. Daha ben yaklaşırken altı doldurulmuş bir denizin üstüne böyle bir otel yapılmış olması ve yani önünden geçebildiğim için bile kendimi şanslı hissediyorum. Ha dersen ki Engin'cim buralarda kalabilir misin? Hiç hayal edebilir misin onu? Neden olmasın dostlar? Bir şirket davet eder, çağırır. Burada bir dönem toplantısı yapar, bir şey yapar. Biz de gelir, istifade ederiz sonuçta. Bilgisini satan insanlarız. Sky is the limit. Ne bunların aynılarının Türkiye'deki bütün hepsinde kaldım yani. Four Seasons'ta da kalmıştım var. Çıran'da da kalmıştım var. Swiss Otel'de de var. Neticede neye davet ederlerse onu şey yaparız. Galiba burası hem su çevrim santrali hem de elektrik santrali. Empower Energy Solutions diyor. Burası muhtemelen elektrik üretip bir de suyu denizden çekerek tatlı suya çeviren bir yer diye düşündüm. Yani başka bir şey aklıma gelmedi. Bir power santral, enerji santrali. Lütfen hızınızı düşürünüz diyor. 25, biz de aşağı yukarı öyle gidiyoruz. Bakın yolu yaptığımız için çok özür dileriz diyor. Kusura bakmayın gibi şeyler koymuşlar. Filipinli kardeşlerimiz, Taylandlı kardeşlerimiz, Hintlisi, Pakisi hepsi güzel güzel yolları düşüyorlar. Çok acımasız bir sistem var. Yani tabii ki kendi insanı neyi kullanmış? Şu karşıda bilmiyorum gözüküyor mu o bütün Dubai'nin blokları, gökdelenleri. Çölün ortasına, İran'ın karşısına, Orta Doğu gibi bir coğrafyaya, buradaki bütün petrolü, finansı kontrol edebilecek ve bunu askeri ve stratejik güvenliğini sağlayarak bütün bu ekspatların buraya gelmeye ikna etmek, gelen insanların da büyük paraları yurtlarından bu taraflara çekip, tamam vergi falan yok demiş eyvallah da, tamam biz de yapalım böyle yerler, vergi yok diyelim, getirebilecek miyiz? Getiremeyeceğiz. Bence başarı olan şey bu. O yüzden kendi milleti bu işlerde çalışmıyor. Vakti zamanında aklını kullandığı için. Diyebilirsiniz ki hayır Engin, o Amerika'nın uşağı şöyle böyle, tamam arkadaşım yani Amerika'nın uşağı bir tek burası mı var? Niye bunları ayrıca bir sevdiler? Neden böyle bir şey var? Turizmi coşturmuşlar. İkonik kaç tane bina geziyoruz. İşte Burj Halifesi karşı tarafta 1 kilometre uzunluğundaki dünyanın en uzun binası karşı tarafta duruyor. Diğer tarafta Burj El Arab, işte ikonik otel, yanındaki otel. Bunlar hiç kolay değil. Baştan söylemek şey olabilir sizlere. Dünyanın bütün paralarını oraya topluyorlar. Sen de topla kardeşim. Sen de yap bunun gibi şeyler. O yüzden saygı duyacağız. Singapur'a saygı duyacağız. Monaco'ya saygı duyacağız. Monte Carlo'ya saygı duyacağız. Bizim de elimizde Kıbrıs var. O Kıbrıs'ı yapalım aynı şekilde. Ama yapamıyoruz. Neden? Çünkü istikrarlı çalışma, stratejik planlama. Burası 30 yılda bu hale gelmiş. Benim gördüğüm bu Dubai'ye dair. Benden, elimden gelen budur arkadaşlar. Bizi paşa paşa döndürdüler. Sonunda Rixos varmış. Ünlü Rixos. O yüzden güzel bir yer bulup şimdi fotoğraf çekimine başlayacağız.
Şimdi şehre uzaktan baktığımız bir yerde arabayı çektik. Gerçekten göz görüyor mu bilmiyorum. Ben burayı en iyisi iPhone'la videosunu çekeyim. Çünkü inanılmaz bir Manhattan manzarası var. Adamlar 30 yıl içerisinde bunu nasıl gerçekleştirmişler? Gerçekten insan hayret ediyor. Şöyle şimdi iPhone'daki videoyu buradan da görüyorsunuz. İkisini. Karşı taraf resmen Manhattan'da, işte bu sağ tarafta da ikonik Burj Al Arab Oteli. Önündeki yeni yapılan yerler ve çok güzel bir manzarası var. Harika. Burada da Nakhel. Herhalde bu tam görselin olduğu yer. Biraz önce dikkatimi çekmişti. Nakhel diye yazıp gelebilirsiniz. Ya bu apartmanların isimleri. Bu da bizim harika, muhteşem arabamız. Ayn Dubai. Dubai'nin gözü herhalde. Golden Eye gibi. Bu da Ayn Dubai. Bakalım içeri giriş paralı mı, beleş mi, nasıl? Kesin. Bana bir hissiyat olarak şey geldi hafiften şöyle. O AVM otoparkı. AVM ise bedavadır. Bütün her yerde AVM'ler bedavaymış. Tabii ki yapılacaklar listesinde bu şeye de gelmek vardı. Madame Tussauds'un Dubai versiyonu varmış. Acaba içinde hangi ünlüler var? Hangi balmumu heykeller var? Bir iki tanesini yurt dışında kapıda gösteriyorlardı. Arkadaşlar şöyle bir hayat. Bir tane Rolls Royce var. Yanında bir Rolls Royce daha var. Yanında bir tane klasik Mercedes var. Onun yanında Lamborghini olan bir acayip dünya. Yani enteresan. Şurada Türkiye'de kaç para yatıyor sence? Rolls Royce kaç milyondur? Siz yazın işte. 50 diyeyim ben. 50, 50, 100. Uğur Usta'yı 30 olsa 130. Şu ortadaki de 5 olsa 5'ten fazladır. 10 olsa 5 milyondur ya. Daha da ne yaptık 5 milyona? 135 milyon TL. İçersin. Nasıl güzel kokuyordu. Meğer burada bir kokucu varmış. İstanbul'da girmediğim Madame Tussauds'a 1200 TL verip Dubai'de de girmedim. Balmumu heykeller. Korkutucu geliyor bana. Ha, giderim Amsterdam'dakine mi? Onun bir tane orijinali var. Doğduğu çıktığı yer. Oradakine gidebilirim ama bunlar tamamen franchise ve basma kalıp. Bence çok karlı bir biznes. Düşünsene balmumu heykelleri koyuyorsun. Ondan sonra geldikçe şey yap. Beau Cafe. Güzel bir kafesi var. Yalın, sade bir şey. Beau lan. He, bu bir tekstilciymiş. Böyle şey yapmış. Bu AVM çok sakin. Diğerlerine göre oldukça sakin. Ayn Dubai, yani Dubai Ay herhalde. Sağdaymış. Hadi gidelim. Şimdi düşünün, hava inanılmaz güzel. 21-22 derece. Böyle ne sıcak ne soğuk, sanki klima açılmış gibi. Benim bir su ihtiyacım yok. Ama güzel bir şey gördüm. Sokağa çeşme koymuşlar. Dubai can a sustainability initiative. This water station is touch free. Sensor activated and for filling bottles on. Su doldurmak için bir şey varmış. Bedavaya Dubai Holding buraya su getirmiş. Ki düşün, burası yazın ne kadar sıcak oluyordur, neler yapıyordur. Çok böyle barışçıl bir yer, peaceful desem, yani huzurlu, sakin, ağaçların altında ve gerçekten de hava sıcaklığından kaynaklı. İstanbul'un en sevdiğim Mart-Nisan aylarıdır. Özellikle güzel Mart günleri ve Nisan'ın tamamı. İzmir'de de aynı şekilde. O günlerin aynısını yaşamak, Şubat'ın 8'inde gelin arkadaşlar, gelmiyorsunuz, gezmiyorsunuz. Gelmiyoruz abi, gelmiyoruz. Ama galiba sezon kapalı diye alet çalışmıyor. Çünkü içeride tamiratlar görüyoruz. Gelip de çıkamamak şey oldu. Şimdi içinden diyorsundur ki, ulan Engin seni tanımıyor musun? Sen zaten ona çıkmazdın diye. Yok vallahi çıkabilirdim yani. Tamir için sizin şeyinizi geliştirmeye buradayız diyor. Daha sonra tekrar görüşürüz diye not düşmüşler. Maalesef kapalı. Biz de gelmiş olduk. Hoş bir şekilde videolar çekmiş olduk. Ama gerçekten yer yıkılıyor. Ben Engin Özören Dubai gözünden bildiriyorum. Allahümme Rabbe zittavetit tamme ve selatil gaime ati vesilete vesilete ve derece. O sonraki bölümü şey yapacaktım, şöyle bir giriş yapacaktım. Umre'de, Kabe'de böyle söylerler diyecektim ki aynısını hoparlör söylemeye başladı. Yani Umre'deki şeyin, ezanı Muhammed'in aynısını AVM içerisinde de seslendiriyorlar. Gerçekten değişik bir, yani sanki az ileride Kabe varmış gibi hissettim. Tabii orası buradan biraz daha sıcak olur muhtemelen. Arkadaşlar videoyu bitirmiştik ama Tansel'le bir şeye karar verdik. Bu araba kime benziyor diye. Bu araba bir Maserati'ye benziyor bizimkisini. Bakın bunun burasına şey yaptığınız zaman ön tasarımı Maserati'den alınmış, alenen belli. Bir de Rabden araç,
Ben storylerde paylaşmıştım. Abi o araç Voya. Abi o araç Voya dediniz. Arkadaşlar bu araç Voya değil. Yerli ve milli Rabden. Lütfen şimdi sanki başka bir şeymiş gibi, başkaları üretmiş de sadece üstüne logo, marka yapıştırmış gibi düşünmeyin. Büyük Birleşik Arap Emirlikleri'nin tecrübesi ve mühendisliğe vermiş olduğu katkıyla yapılmış bir araçtır. Bu böyle bilinsin. Neyse. İşin şakası bir yana, evet, Çin'den gelmiş ve montajının burada yapıldığı Voyah da bir büyük markanın bir şeyi. Türkiye'de bile temsilcisi vardı, gelecek de diyecekti, belki de hala gelecekti, bilmiyorum. Baktık fiyatına, Türkiye'de 5,5 milyon TL'ye satılan bir arabaymış. İşte o hibrit motorlu oluşuyla birlikte. Araç Türkiye'de bizim Voyah Free diye bildiğimiz arabanın birebir aynısı. Ama şunu söylemek istiyorum, bu da girişimciliğe bir davet. Neden Rabden'le bir anlaşma yapıp bu arabayı Birleşik Arap Emirlikleri'nden bütün Çin dayatmalarını bypass edip rahatlıkla satın alabileceğimiz bir yapıda dönüştürülmesin. O da çok güzel olur. Hadi biz şimdi park paramızı ödeyelim. Öyleyse girişimcileri bekliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nden hiç değilse bir 100 araç. Rica edelim kraldan bize bu aracı üretsin, Türkiye'ye göndersin. Ne %40 gümrük vergisi, ne 20 istasyon kurma, hiçbir şey olmadan. Ben duymadım çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin herhangi bir şey olduğunu. Yani böyle bir şey, durum. O zaman bu bir ek bilgiyle vererek biz şimdi 20 dinarımızı yapıştıralım gitsin. Voya, Free, Rabden, Van ve Maserati Cancarcello Precolotto. Ya sevgili arkadaşlar, işte havalimanında uçakta tanışırsın yan koltuğundaki insanla. Takipçinse özel hizmetimiz vardır. Her zaman selam veriniz. Bak burada adam MFK. İlk günden de videosunu koyuyorum buraya. Değerli arkadaşlar, şimdi Dubai'ye indik ve yanımda MFK var. MFK'yı tanıyanlar bilir. Yanıma oturmuş takipçim. Yani meşhur oluyoruz yani biz burada. Ama benim MFK'yı tanıdığım için daha şey olmuş olabilir. Acayip işler yapıyor. İstanbul'da güzel bir video çekeceğiz. İki Tesla ile inşallah. Gördüğünüz üzere böyle tanıştık yani. Buradan yine bize bir U çektirecekler. Bak gör. Ne diyeceğiz şimdi? Nereye geldik biz? Excuse me, we come for the shopping center, but it's a miss. You have photo shots? Shopping center. Shopping center. Which one? Maybe you Souk Medina Jumeirah. Medina Jumeirah, yeah. Souk Medina Jumeirah. You need to take second left. You exit. You come back to this traffic light, then you turn left. Okay. Sağdan kaçsak mı yukarıya doğru? Oğlum bu ne lan böyle burası? Biz sağdan yukarıya kaçarsak bizi tankla vurabilirler. Tank karşıya geçiş var burada. Evet evet. Eğer uçakta falan bir yerde görürseniz sizi Birleşik Arap Emirlikleri'nin ürettiği 100 araçtan pardon markasını değiştirdiği, yani stickerlarını değiştirdiği araba gibi arabalarla alır gezdirebiliriz yani. Bu Voya. Şimdi gideceğiz yemeğe, hadi bakalım. Ya ben anlamadım. Elin Dubai'lisi niye İstanbul'a alışverişe gelir ki? Bu burası gayet yeterli yani alışveriş için. Bu AVM bayağı güzelmiş ya. Bütün ülke içerisinde bir ince işçilik şeyi var. Yani şu anda yukarıya falan baktığınız zaman bu kadar ahşap işçiliği nereden buldun da yaptırdın diye insanın aklına geliyor. Onca yeri dolaştık ettik ve El Makan Lübnan restoranı. Ya Arap coğrafyasına gelmiş, şimdi diğerlerine gitmek olmaz diye geldik. Lübnan'da çok güzel bir yemek yemiştim. Aynı böyle bir restorandı. Onu anmak için karşımızdaki şeye karşı güzel bir yemek yiyelim. Kolar istedik. Ben siyah verince havam değişti.